Iron Man 2, Marvel evreni kronolojik sıralamasında seyredilmesi gereken 3. filmdir. Bilindiği gibi ilk Demir Adam filmi 2008 yılında çevrilmişti ve bu iki film arasında tam 2 yıl bulunmaktadır. Demir Adam 2'nin 1. filme göre daha kaliteli görsel efektlere sahip olduğu hemen göze çarpmaktadır. Özellikle filmin kötü adamı Ivan'ın formula pistini dağıttığı sahne gerçekten etkileyiciydi. Ancak ben seyir zevki ve genel kalite açısından ilk filmin çok daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bu durumun IMDb puanlarına yansıdığını görebilirsiniz. Görsel şovlar tabii ki bir süper kahraman filmi için çok çok önemlidir ama bunların bir filmin kalitesini tek başına yukarılara çekemeyeceği açık. Demir Adam 2'nin bence en önemli yönü Kaptan Amerika ilk yenilmezde varlığını anladığımız ancak adını duymadığımız Demir Adam 1'in sonundaysa ilk kez adını duyduğumuz Shield biriminin artık kendisini açıktan açığa seyircilere göstermeye başlaması. Shield, Tony Stark gibi dikkatli ve zeki birisinin yanına bir ajan yerleştirebilecek kadar etkili bir birim haline gelmiştir. Şimdi Demir Adam 2'nin konusuna ve ayrıntılarına değinelim. Demir Adam 1, Tony Stark'ın herkese kendi kimliğini açıklamasıyla son bulmuştu. I am Iron Man. Demir Adam 2 işte tam olarak buradan başlamaktadır. Ama bu kez kendimizi filmin başında Rusya'da bulunan birilerini izlerken buluyoruz. Yatakta son anlarını geçiren bu adam daha önce Tony Stark'ın babasıyla çalışan bilim adamı Anton Vanko'nun ta kendisidir. Anton saw it as a way to get rich. When your father found out, he had him deported. Anton, menfaat peşinde koşan birisi olduğu için Tony'nin babası tarafından dışlanmış ve Amerika'dan sınır dışı edilmişti. Kalan ömrünü Stark'a kin tutarak geçiren bu adam, Stark'lara olan bu düşmanlığını oğlu Ivan'a aktarmıştır. Böylece filmin kötü karakteri olan ve Demir Adam'a çok zor anlar yaşatacak Ivan'ın Stark'lara ait bu projeleri nereden aldığını anlıyoruz. Ona bunları babası vermiştir. Ivan da babası gibi çok başarılı bir fizikçidir. Tüm çalışmaları bizzat kendisi yapmaktadır. Ayrıca Ivan'ın Stark'ın rakip silah şirketi olan Hammer'ın güvenlik sistemini saniyeler içerisinde çözmeyi başardığını da görüyoruz. Ivan'ın asıl amacı neydi? Ivan'ın ne yapmaya çalıştığı konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar olabilir. Çünkü Ivan, Demir Adam'la yaptığı karşılaşmada yenilse bile Tony'nin kaybettiğini söylemektedir. Ivan sandığımızdan daha zeki birisi. Örneğin o Hammer sisteminin tüm robotlarını uzaktan kontrol edecek bir sistemi kurarken bunu hiç kimseye hissettirmeden yapmayı başardı. Whoa, Demir Adam'ın hastalığından hiç kimsenin hatta Pepper'ın bile haberi yokken Ivan bunu anlayabilmişti. Ama bence onun asıl zekasını bunlar değil, düşmanını çok iyi analiz edebilmesi gösteriyor. Ivan'ın Demir Adam'ın karşısına ilk çıktığında kaybetmesi ya da kazanması önemli değildi. Onun amacı Tony Stark'ın mirasını yok etmek, onu hükümet karşısında zor durumda bırakmaktı ve bunu başardı. Dikkat ederseniz Tony Stark filmin başlarında senatör tarafından sorgulanırken Demir Adam'da kullandığı teknolojinin çoğu ülkenin 5 ya da 10 hatta 20 yıl önünde olduğunu söylemiş ve bu nedenle endişe edecek bir durumun olmadığı tezini savunmuştu. Most countries 5-10 years away. Hammer industry is 20. Ama Ivan aynı teknolojiyle hem de dünyanın gözü önünde onun karşısına çıktığı an Tony'nin bu savunmasını çökertmiş oldu. Bu durum onu yani Tony'yi hükümet karşısında yalancı konumuna düşürdü ve güvenirliğini sıfırladı. You said nobody else would possess this technology for 20 years. Well, guess what? Somebody else had it yesterday. İşte Ivan'ın ince planı buydu. Aslında onun kullandığı teknoloji zaten Stark'lara aitti ve kendisi keşfetmemişti. Ama bunu hiç kimsenin bilme imkanı yoktu.
Hatta Tony Stark bile onun bu tasarımı nereden aldığını merak etmektedir. Speaking of thieves, where did you get this design? Aslında her şey daha farklı ilerlemeseydi ve S.H.I.E.L.D. devreye girmeseydi Ivan'ın bu planı başarıya ulaşacaktı. Demir Adam 1'de Tony Stark'ın kalbine doğru ilerlemekte olan şarapnel parçaları bulunduğunu öğrenmiştik. I removed all the shrapnel I could. There's a lot left and it's headed into your atrial septum. Onun vücudunda gördüğümüz ve Ark reaktörünün küçültülmüş bir tasarımı olan bu teknoloji bir taraftan şarapnel parçalarının kalbine girmesini önlerken diğer taraftan Demir Adam'ın çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlamaktaydı. Ama Demir Adam 2'de onu hayatta tutan bu teknolojinin aynı zamanda onun kanını zehirlediğini ve onu öldürdüğünü de öğreniyoruz. Unfortunately, the device that's keeping you alive is also killing you. Tony bunu engellemek için Palladium çekirdeği kullanmaktadır. Ancak çok çabuk tükenen bu çekirdek onun için gerekli olan tedaviyi sağlamaktan çok uzaktır. Another core has been depleted. God, they're running out quick. Bu sadece Tony'ye zaman kazandırmaktadır. Tony yeryüzünde bulunan tüm elementler üzerinde testler yapsa da bu hastalığına bir çare bulamamıştır. I have run simulations on every known element and none can serve as a viable replacement for the Palladium core. Onun doğum günü partisi sırasında saçmalama ve kendinden geçme sebebi tam olarak çaresizliktir. Tony ölmektedir ve bunu durdurmayı başaramamıştır. Yardımcısı Pepper'ı varisi olarak seçme ve şirketlerin başına getirme nedeni de budur. My successor being you. İşte bu kritik zaman diliminde devreye S.H.I.E.L.D. girdi. Birimin başında bulunan Nick Fury, Tony'ye babasının çalışma taslaklarını sunarak alternatif bir tedavi bulabileceğini ima etti. I got a 2 o'clock. Wait. What's this? Tony bunlar üzerinde çalışarak dünya üzerinde bulunmayan yeni bir element yapmayı başardı. You have created a new element. Bu yeni element sayesinde hem zehrin kanına yayılmasını engellemeyi başardı. Sir, the reactor has accepted the modified core. Hem de Demir Adam zırhını ve teknolojisini bir üst modele taşıdı. Zırhın önünde görünen bu değişimin temeli Stark'ın keşfettiği yeni elementtir. Demir Adam 2'de S.H.I.E.L.D. hakkında neler öğreniyoruz? İlk olarak S.H.I.E.L.D. biriminin artık düzenli işleyen bir sisteme sahip olduğunu anlıyoruz. Örneğin bu sahnede birimin başında bulunan Fury bir toplantıya gideceğini söylemektedir. What? I got a 2 o'clock. Ajan Coulson bir başka göreve atandığını söylemektedir. Goodbye. I've been reassigned. Tüm bunlar S.H.I.E.L.D. biriminin sistematik bir yapısının bulunduğunu gösteriyor. Burada bir parantez açalım. Ajan Coulson kendisinin yeni Meksika'ya atandığını söylemektedir. Director Fury wants me in New Mexico. Fantastic. Onun bu görevinin ne olduğunu Demir Adam 2'den tam bir yıl sonra çıkan Thor filminde göreceğiz. Görüldüğü gibi Marvel evreni kendi içerisinde kronolojik bir sıralamayla ilerlemektedir. Demir Adam 2'de S.H.I.E.L.D. birimiyle ilgili öğrendiğimiz diğer bir önemli bilgi de Tony Stark'ın babasının bu birimin kurucuları arasında yer alması. As a matter of fact, I did. He was one of the founding members of S.H.I.E.L.D. What? Peki Demir Adam S.H.I.E.L.D. birimine dahil ediliyor mu? Ajan Natasha'nın Tony Stark için bir rapor hazırladığını görüyoruz. As Agent Romanoff's assessment of you. Natasha raporun sonucunda Demir Adam'ın birime katılmasına evet, Tony Stark'ın katılımına ise hayır sonucuna varmıştır. Demir Adam tabii ki bu birim için yararlıdır ancak Tony Stark'ın özellikle başına buyruk davranışları onun bir ekiple çalışmasını imkansız hale getirmektedir. Bu rapor sonucunda Şef Fury, Tony Stark'ın sadece danışman olarak kullanılabileceği sonucuna vardıklarını söylemektedir. Which leads us to believe at this juncture we'd only like to use you as a consultant. Peki Tony Stark bunu yani danışman olmayı kabul etti mi? Beklendiği gibi Tony Stark önce bunu kabul etmedi. You can't afford me. Ancak ayrılmak üzereyken birden durdu ve bunu bir şartla kabul edeceğini söyledi. Then again, I will waive my customary retainer in exchange for a small favor. Şartı, filmin başında kendisini sorgulayan ve adeta ona saldıran senatörün kendisine ödül takdim edecek kişi olmasıydı. See what I can do.
Final sahnesinde onun bu şartının yerine getirildiği görülmektedir. Bu durum bize hem S.H.I.E.L.D. biriminin etki gücünü hem de Demir Adam'ın artık bir danışman olarak da olsa S.H.I.E.L.D. birimi için çalışmaya başladığını göstermektedir. Bu videoda Marvel evreni kronolojik sıralamasında 3. sırada bulunan Demir Adam 2 üzerine konuştuk. Kronolojik sıralamanın diğer filmlerinde buluşmak üzere.